Herkese merhabalar arkadaşlar. 2025 YKS Tayfa hoş geldiniz. Merhabalar. Tek uzem öğrenci koçu Rukiye Tuğba Boğa ben arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor salı gününüz? Nasıl gidiyor Kasım ayınız? Hoş geldiniz hepiniz. Umarım herkes çok iyidir. Umarım keyifler yerindedir. Erencim, Erdemcim hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Esin'cim. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum. Kimler var bakalım bugün aramızda? Bugün 2025 YKS Tayfa'ya özel bir seminer planladım arkadaşlar. Aranızda mezun öğrencilerim ve ilk kez giren öğrencilerim olabilir. Çok önemli yerlere değineceğim. O yüzden sizden ricam, yanınızda mutlaka not defteriniz ve kaleminiz olsun arkadaşlar. Bu arada çayınızı, kahvenizi de hazırlayın. Bütün dikkatler bende olsun istiyorum. Bu seminer her şeyi değiştirecek. Kimler nerelerden katılıyor? Hadi biraz hızlıca tanışıp kaynaşalım bakalım. Hangi bölümleri hedefliyoruz? Daha önce sınava girenler var mı? Mezun olanlar, tecrübesi olanlar. Kimler sayısalcı? Hadi herkesten yanıt bekliyorum. Ay, özel eğitim öğretmenliği Furkan, bayılırım. Çok güzel bir bölüm. Kesinlikle doğru bir tercih. Eğer sözelciysen ve didaktik bir yönün, eğitici bir yönün varsa özel eğitim öğretmenliği seni çok mutlu edecek eminim. 42 binden mezuna kaldım. Bayağı da başarılısın. Hedef tabii ki de daha yüksek. Tıp, Merve sayısalcı. Eşit ağırlık. Gaziantep 2026 mı? Neden Ebrar? Ha, 11. sınıfsın sen şu an. 26'da gireceksin. Ama şu an çalışmaya başlıyorsun galiba. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Wow, çok güzel. Süleymancığım, senin hedefin ne? Eşit ağırlıkçısın. Marmara Hemşirelik. Evet Ebrar'cığım, çok doğru bir karar vermişsin. Çünkü genelde 12'ye bırakanlar da mezuna bırakmak zorunda kalıyorlar. Şevval de 26. Aramızda 11. sınıflar bayağı var. Hukuk. İzmit Sayısal Matematik Öğretmenliği. Ay Elif'cim çok güzel. Matematik biliyorsun ülkemizde çok kanayan bir yaramız. Makus talihimiz. İnşallah senin öğrencilerin senin sayende matematiğe çok ama çok severler. Harika. Çok güzel hedefleriniz var arkadaşlar. Tecrübeli olanlar da var. İlk kez girenler de var. Hatta önümüzdeki yıl yani 2026 döneminde sınava girecek olanlar da var. Şimdi biliyorsunuz ki bütün hazırlık süreçlerinde her şeyden önemlisi kendimize ne kadar güvendiğimizdir. Yani evet, bu süreç çok zorlu, meşakkatli, uzun da bir süreç. Ama biz buna psikolojik olarak ne kadar hazırız? Motivasyonumuz gerçekten yerinde mi? Ya da eğer motivasyon kaybı yaşıyorsak gerçekten hedeflerimizde ve kendimizde emin miyiz? Bunları sorgulamamız gerekiyor. Ben her zaman söylerim. Bir program hazırlamadan önce de, çalışmaya başlamadan önce de eğer motivasyon kaybınız varsa önce bunu tamamlayıp bunu halledip sonra yola çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde eksik bir inanç, eksik bir azim, yarım bir çaba, yarım bir motivasyonla çıktığınız yoldan zaten verim alamıyorsunuz. Peki motivasyon bir ihtiyaçtan doğuyorsa şu an sizin ders çalışmanızın sebebi ne? Yani kendinizi nasıl motive ediyorsunuz arkadaşlar? Sadece hedefinizi belirlemek yeterli mi? Yoksa farklı motivasyon taktikleriniz var mı? Bakalım kimler kendilerini nasıl motive ediyorlar? Ebrar'cığım çok güzel, Eskişehir Anadolu Üniversitesi çok kaliteli bir üniversite. Tabii seçtiğim bölüme göre de değişir. Neden ders çalışıyorsunuz? Ders çalışma sebebiniz ne arkadaşlar? Sizi ne ders çalışmaya itiyor? Ebrar'dan güzel bir yanıt geldi. Gelecekte birine muhtaç olmamak, kendi ayaklarımın üzerinde durmak için harika.
Yeni şehir, yeni hayat, yeni insanlar benim motivasyonumu yükseltiyor. Çok güzel. Kazanmak için sadece doktor olmak. Yani doktorluğu, tıp fakültesini kazanmak için. Şu an yaşadığım yerden gitmek. Hayallerim için, hedeflerime ulaşmak için. Fatma Nurcuğum, nerede yaşıyorsun? Hocam aslında benim sebebim yok gibi. Erencim, o zaman bunun üstüne konuşalım. Çünkü eğer bir sebebin yoksa, geçerli bir, gerçekten seni harekete geçirecek bir hedefin yoksa bu süreçte pes etme ihtimalin çok yüksek. Ki genelde zaten arkadaşlar böyle, yani derler ya, o içinden gelecek. Hani o kadar motivasyonun yüksek, o kadar o şeye ulaşmak isteyeceksin ki çalışmadan duramayacaksın, sahip olmadan duramayacaksın. O yüzden her zaman söylediğim gibi yine diyorum, kazanmak istiyorsanız önce motivasyonunuzu sağlayın arkadaşlar. Ve şunu asla unutmayacağız. Şu an biz Kasım'ın hemen hemen ortalarına doğru yaklaştık. Şu anki mevcut seviyeniz tabii ki de eminim tam olarak hedefinize yakın değil. Tam olarak ihtiyacınızı karşılamıyor. Netleriniz o kadar da yüksek değil. Eminim, anlıyorum ki zaten daha çok zamanımız da var bunun için. Ve sadece hedefe ulaşmayı istemek yetmez arkadaşlar. Bu istekliliği harekete geçirmemiz gerekiyor, eyleme dökmemiz gerekiyor. Ve lütfen artık bu eyleme dökmek için ne yapacaksanız adım atın. Yani bir kursa yazılmayı istiyorsanız kurslarda görüşün, kararınızı verin, adımınızı atın. Bir kitap, kaynak teminine ihtiyacınız varsa kaynağınızı temin edin. Yani artık durduğumuz yerde durmamalıyız arkadaşlar. Artık bir şeylerin peşinden gitmemiz lazım. Çünkü şu an bunun vakti. Yani artık saat o saate geldi. Artık kısa bir süre var. Evet, sınav takvimi henüz açıklanmadı ama takribi Haziran, Temmuz ayı gibi sınavın olmasını bizler bekliyoruz. Bunun için yaklaşık 7 aylık bir süre var. Bu 7 aylık süreyi de ne kadar eksikliklerini kapatarak değerlendirebilirsen rakiplerin önüne o kadar geçeceksin. Bu yüzden ders çalışmaya başlamayan öğrencilerim de varsa artık çalışmaya başlamanın zamanı geldi de geçiyor kıymetli öğrencilerim. Şimdi gelelim. Birçoğunuzun sürekli takip ettiği, karşısına çıkan bu derece öğrencileri bazılarımızı mutlu ediyor, bazılarımızı da gıcık ediyor. Diyoruz ki nasıl Türkiye birincisi oldu, nasıl tıp fakültesini kazandı, nasıl hemşire oldu gibi söylemler belki içinizden geçiyor olabilir. Tabii ki darısı hepiniz arkadaşlar ama işin şakası tabii ki de bu. Bu tarz öğrencilerden esinlenmeye fazlasıyla meylimiz var arkadaşlar. Çünkü insanız. Başarı hikayeleri bizi motive ediyor ama o başarı hikayelerine biz de sahip olmak istiyoruz. Doğru değil, kolayı seçiyoruz. Yani copy paste yapıyoruz. Kopyala yapıştır. Aynı programı sen de çalış, sen de kazan, sen de üniversiteye yerleş. Ama gel gör ki kişinin bilişsel süreci farklı olduğu için arkadaşlar, her öğrenci birbirinden farklı olduğu için sizin de her ne kadar derece öğrencisi dahi olsa, Türkiye birincisi dahi olsa bir başkasından esinlenmeniz aslında sizin faydanıza değil. Tabii ki başarısını örnek alalım, imrenelim, bizi motive etsin ama onun yaptığı çalışmaların aynısını yapmamız gerekmez. Karşınızda Ecem arkadaşlar. Ecem yani temsili bir isim. Aslında birçok benim de karşıma çıkan, izlediğim, dinlediğim derece öğrencilerinin genel özeti gibi düşünebilirsiniz. İşte Ecem YouTube'da bir video paylaşıyor. Bu videoda nasıl ders çalıştığını, işte nasıl dereceyle istediği fakülteye yerleştiğinden bahsediyor. Ve Ecem'in genel akışı şu şekilde. Her dersten not tuttuğunu söylüyor. Her gün en az 300 soru çözdüğünü, bütün konuları sıraya aldığını, baştan sona dinlediğini, günde 10 saatlik çalışmanın altına olabildiğince düşmediğini ve bunu sürekli olarak yaparak istediği sonuca ulaşabildiğini söylüyor. Tabii ki de bunu sizin bizim gibi gören Can ne yapıyor? İçindeki o derece aşkı kabardıkça kabarıyor ve diyor ki ben neden dereceyle kazanmıyorum? O zaman Ecem bu böyle kazandıysa, bunları yaptıysa ben de aynısını yapacağım, ben de kazanacağım diyor. Yani birçoğumuzun arkadaşlar
İç sesi ne yazık ki Ecem'in videosunu izledikten sonra onun derece yaptığı programı birebir hazırlıyor arkadaşlar. Başta biraz uygulamak ağır geliyor çünkü yalan yok, ağır bir program, yoğun bir program. Ama kendini zorluyor ve program artık uyum sağlıyor. Ama arkadaşlar Can derece yapmayı bırak, aslında sınavı kazanamıyor bile. Yani hedefinin çok yakınına bile yaklaşamıyor. Ve az önce de söylediğim sebeplerden dolayı arkadaşlar Can başarısız oluyor. Yani her öğrencinin eksiklikleri farklıdır. Her öğrencinin günlük çalışmaya ayırabileceği süre farklıdır. Her öğrencinin soru çözeceği derslerle konu anlatımı çalışacağı dersler farklıdır. Peki arkadaşlar, bütün bu verdiğim bilgileri süzgecinizden geçirdiğinizde sizce derece yapmak için nasıl bir programa sahip olmalıyız? Yani bu programda neler olmazsa olmaz ya da programı hazırlarken neleri asla göz ardı etmemeliyiz? Hadi bakalım. Erencim, evet, güzel bir yere değindim. Başka? Eren diyor ki hocam kişiye özel ve verimli olmalı. Tabii ki de arkadaşlar. Yani Can ve Ecem aynı kişi değildi. Belki aynı yaştaydı. Belki hedefleri aynıydı. Ama aynı program birini dereceye ulaştırdı. Birine sınavı kazandırmamayı sağladı. Bu yüzden tabii ki de bizim hedefimiz dereceye ulaşmak. Dereceye ulaşmak için ders çalışma programımız verimli olmalı arkadaşlar. En önemlisi ders çalışma programımız seviyemizde uygun olmalı. Ama bunun için önce seviyemizi biliyor olmamız gerekiyor. Ders çalışma programımızın sürekliliği olmalı, sürdürülebilir olmalı. Öz disiplin düzeyimize uygun olmalı. Ders çalışma programımızın sonuçlarını somut olarak ölçebiliyor olmalıyız ve ders çalışma programımız kendimizi tanıyarak hazırlanılmalı. Yani öğrenme yapımıza uygun olmalı ve en önemlisi arkadaşlar programımız tabii ki de kişiye özel olmalı, gerçekçi olmalı. Aynen öyle Merveciğim. Gerçekçi olmadığı sürece çok yoğun da olsa, çok kendinizi yorsanız da, yıpratsanız da arkadaşlar sizin eksikliklerinizle uyumlu bir program olmadığı takdirde istediğiniz kadar ders çalışın. Ne yazık ki istediğiniz verimi alamazsınız arkadaşlar. Bu yüzden programınız sadece ve sadece size özel olmalı. Şimdi geliyorum. En çok ben biliyorsunuz ben bir öğrenci koçuyum arkadaşlar. Yıllardır binlerce YKS öğrencisinin sürecinde hedeflerine ulaşırken yardımcı oldum. Koçluk yaptım ve belki de binlerce öğrenciyle görüştüm. Ama beni en çok zorlayan, en çok aldığım geri bildirimler arkadaşlar şöyleydi. İşte bazı derslere karşı geliştirilen, beslenilen çok yoğun ön yargılar vardı. Matematik bunların başındaydı mesela. Ders atlamayı öğrenciler çok istiyorlardı. Çok 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 ağır programlar yapılmasını istiyorlardı. Günde 10 saat, 12 saate varan. İşte öğrenciler sürekli yeni konulara geçmek, yeni derslere geçmek istiyorlardı. Hiçbir öğrenci tekrar ve soru çözümü yapmaktan, öğrendiği bilgiyi pekiştirmekten hoşlanmıyordu. Ve bu öğrenciler arkadaşlar çoğunlukla ikinci kez sınava hazırlanmak zorunda ne yazık ki kaldılar. Yani tekrar etmek durumunda kaldılar. Çünkü istekleri aslında legal değildi. Yani bu hazırlık sürecinde arkadaşlar bizim ders atlama gibi bir lüksümüzün olmadığını siz de biliyorsunuz. Artık matematiksiz sınav kazanılamıyor. Paragrafsız, fiziksiz ya da herhangi bir dersin eksikliğinin kapatılması artık çok zor. O yüzden eğer önyargınız varsa da arkadaşlar herhangi bir derse karşı lütfen bu önyargıları daha yolun başındayken kırın. Bütün dersleri evet seveceğiz. Hani bu demek değil ki full çekeceğim. Nefret ediyorum ama seviyor gibi davranayım değil. Hayır. Programımızı ekleyeceğiz arkadaşlar. Çalışabildiğimiz kadar çalışacağız. Kaldı ki şu an sınava yeteri kadar bir süremiz zaten var arkadaşlar. Şu an süre olarak bir engeliniz yok. Ağır ağır programlarla başlayıp dönem sonuna kadar ivmemizin böyle düşmesi bize hiçbir şey kazandırmaz. Hatta çok şey kaybettirir. Eğer ki
Enerjin düşerse çalışmak istemezsin. Dönem başında 10 saat çalışan Ayşe, dönem sonuna kadar belki son 2-3 ay kala çalışmayı dahi bırakabilir ki bunun da örnekleri var arkadaşlar. Ve her zaman söylerim, bilginin sigortasıdır tekrar. Sadece konu anlatımı çalış geç çalış geç yapmamalısınız. Öğrendiğiniz bilgiyi kalıcı hale getirmeniz için pekiştireç kullanmanız gerekiyor. Yani tekrar ve soru çözümü yapmanız, hatta tekrarlarınızı unutma hızınıza göre yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü unutmayın ki zor olan şey konu anlatımı çalışmak değildir. Yeni bir bilgiyi öğrenmek değildir. Asıl zor olan şey öğrendiğin bilgiyi saklı tutmaktır. Sınav tarihine kadar öğrenmeye devam etmektir. Yani onun kullanılabilitesini sınav tarihine kadar korumandır. Yoksa bugün 12 Kasım. 12 Kasım'da çok iyi öğrendiğin bir bilgiyi 15 Haziran'a kadar aklında zaten tutamazsın. Eğer pekiştirmezsen, eğer o bilgiyi kullanma yöntemlerini kullanmazsan, o bilgi geldiği gibi gider arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu yüzden tekrar etmeyi kesinlikle ihmal etmiyoruz. Ve arkadaşlar, YKS tam olarak psikolojik bir sınav. Azimlerin yarıştığı, bilgilerin yarıştığı, muhakeme yeteneği, hızın yarıştığı, psikolojilerimizin yarıştığı bir sınav. Ve psikolojimizi bütün bu süreçte dimdik, diri ve sağlıklı tutmak için arkadaşlar kendimizi ödüllendirmemiz gerekiyor. Küçük de olsa, büyük de olsa elde ettiğimiz her başarı ya da yerine getirdiğimiz her bir sorumlulukta kendimizi alkışlayacağız, tebrik edeceğiz, ödülümüzü kullanacağız ve yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Eğer bunu bir alışkanlık haline getirirseniz, eğer bunu sürekli olarak uygularsanız, artık zihin ödül ceza yöntemine alıştığı için her küçük hedefi bile tamamlamak için sizi iter. Yani orada minicik bir hedef dahi olsa, yani şu bile olsa arkadaşlar, buna dahi ulaşmak için zihniniz sizi harekete geçirir. Lütfen zihninizi bu yönde eğitin arkadaşlar. Küçük de olsa, büyük de olsa kendimizi her halükarda tamamladığımız her şey için ödevlendireceğiz. Çok yoğun bir hafta geçirdin ve bu yoğun haftada hiçbir eksik çalışma bırakmadın mı? Senden mutlusu yok. İstersen kendine film ısmarla, istersen sadece dur ve dinlen, istersen arkadaşlarınla buluş, istersen ailenle zaman geçir ama mutlaka es ver ve o çalışmayı kutla. Çünkü psikolojini sağlam tutman gerekiyor ve serotonine de ihtiyacın var. Elde ettiğin bir küçük ödül bile ben başardım hissi yaratacak senin için. Ve bunu yarattıkça da yeni yeni başarılara doğru gideceksin. Anlaştık mı? Bu gerçekten çok etkili bir yöntem arkadaşlar. Bunu sürekli olarak uygulayan öğrencilerde yüksek oranda başarılarının kısa sürede arttığını biliyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Tabii ki de programın kriterlerinden bahsettik ama bütün bu kriterleri sağlarken en çok göz ardı etmememiz gereken şey programdaki derslerin seviyesi. Yani sen hangi derste daha geridesin, hangi derste daha ileridesin, hangi derste daha ortalama düzeydesin, bunları çok iyi bilmen gerekiyor. Bunun için arkadaşlar çalışmaya başlamadan önce güzel bir not kağıdına kaç saat çalışabileceğini, hangi günler çalışabileceğini, maksimum ayırabileceğin süreyi, sınava kaç gün kaldığını, toplam kaç konudan sorumlu olduğunu ve en önemlisi arkadaşlar kaç tane ders var? Hangi dersin hangi konusunda ben hangi seviyedeyim? Yani hangi konusunda tekrar yapsam yeter? Hangi konusunda soru çözsem yeter? Hangi konusunda hiçbir bilgim yok? Konu anlatımı çalışmalıyım. Hangi konusunda ön hazırlık yapmalıyım? Bunları hazırlamalısınız arkadaşlar. Programın size özel olması için bütün bunları biliyor olmanız ve buna uygun
programlı çalışmanız gerekiyor. Ve sadece programı hazırladım, uyum sağlayayım geçeyim dememeniz gerekiyor. Çünkü ne demiştik arkadaşlar? Programın sonuçları somut olarak ölçülebilir olmalı. Yani hazırladığınız programda öğrendiğiniz, öğrenemediğiniz, uyup uyamadığınız konulara göre programınızı belirli periyotlarda revize etmeniz gerekli arkadaşlar. Şimdi gelelim. Seviyeye göre çalışmak neden bu kadar önemli? Ya da hocam seviyemiz bizde neyi değiştirecek ki? Yani ben tekrar seviyesindeysem ne olacak? Ben biraz ortalamaysam ya da daha ilerideysem, daha gerideysem ne olacak ki? Yine çalışmayacağım mı dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki çalışacaksınız arkadaşlar ama şu bir gerçek. Bir öğrenci bir konuda sıfırken, bir konuda yarım biliyorken, bir konuda çok iyi biliyorken o konulara yaklaşımı ve ayırdığı süreler aynı değildir. Düşün ki ben şu an Ankara'dayım ve Eskişehir'e gideceğim. Sen de İstanbul'dasın, sen de Eskişehir'e gideceksin. İkimiz de Eskişehir'de, adalarda buluşacağız. Ama ben daha yakınım, değil mi? Yani benim mesafem belki de 3 saat, senin mesafen belki de 6 saat. Bu yüzden senin benden daha önce yola çıkman gerekmiyor mu? Tıpkı şöyle düşün, matematiği sıfır olan bir öğrenciyle fen lisesi mezunu bir öğrenci aynı sınıfta aynı dersi alıyor. İkisini de öğretmen sınav yapıyor. Biri 90 alıyor, biri 45 alıyor. Neden? Seviyelerinden dolayı değil mi arkadaşlar? Peki sen seviyeni bilmezsen hedefine ne kadar uzaklıkta olduğunu nasıl bileceksin? Hedefine nasıl ulaşacaksın? Hedefine ne zaman harekete geçeceksin ulaşmak için? İşte bu yüzden arkadaşlar seviye çok önemli. Ayırdığın süreden tut, o derste ne çalışacağına kadar senin derslerdeki seviyen belirler. Ve biz arkadaşlar tek uzem olarak her öğrencinin her derste 5 farklı seviyesinin olabileceğini savunuyoruz. Bu 5 seviyeden birincisi yani en düşük seviye arkadaşlar temel seviye ve bu seviye adı üzerinde hiçbir temelinizin olmadığı derslerde ve konularda sahip olduğunuz seviyedir. Ve bu seviyede olduğunuzda kesinlikle detaylı bir ön hazırlık eğitimine ihtiyaç duyarsınız arkadaşlar. İkinci seviye yani başlangıç seviyesinde olan bir öğrenci o konuya dair daha önce bir konu anlatımı çalışmamıştır ve o konuya dair hiçbir bilgisi yoktur. Konuyu öğrenmek için detaylı canlı ya da video eğitimlerden konu anlatımı çalışması gerekir arkadaşlar. Üçüncü seviye orta seviye. Yani o konuda bilgim var, yolu ortaladım ama tam olarak %100 hakim değilim. %100 soru çözmeyi, tekrar yapmayı bilmiyorum. Sınavda karşıma soru gelse yapamam. Yani ben tam üçüncü seviyedeyim. Bu seviyedeysem detaylı bir konu tekrarı yapıp kaldığım yerden devam etmem gerekiyor. Öğrendiğim bilgileri daha kalıcı hale getirmem gerekiyor. Eğer ben bir derste dördüncü seviyedeysem arkadaşlar, o derste artık konu hakimiyetini sağlamışımdır. Artık o konuyu sorularda kullanmaya geçmişimdir. Yani alıştırmak için soru çözümlerine ufak ufak başlamışımdır. Yani hedefe gittikçe yaklaşıyorumdur. Eğer bir derste seviyem beşinci seviye ise yani üst seviye ise arkadaşlar, bu aşamada artık kavradığınız konuyu daha da kalıcı hafızanıza atabilmeniz için zor kalıplarda süreli kronometre eşliğinde soru çözmeniz önerilir. Çünkü sen artık bu 5 basamaklı merdivenin en üst basamağına çıktın. Artık konuyu tam olarak kavradın ve kalıcı hafızanda sınava kadar kalmasını istiyorsun. Bu yüzden pekiştirme soru çözümü yapmalısın. Peki arkadaşlar tek uzam neden öğrenmeyi parçaladı? Çünkü her derste her öğrencinin seviyesi kendi yani bir öğrencinin bile onlarca konudaki seviyesi farklı. Her öğrencinin seviyesi zaten birbirinden farklı. Ve biz kurum olarak şunu çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Seviyene uygun çalışırsan başarılı olursun. Bunun için seviyeni bilmen gerekiyor ama seviyeyi iyi kötü olarak da ayırabilirdik. Başarılı, başarısız. Hayır. Derslerdeki seviyen
farklı olabilir. Yani şimdi çok temel düzeyde olan bir öğrenciyi de orta düzeyde olan bir öğrencinin bile kat edeceği mesafe aynı değil. Yani bunu ara durak gibi düşün. Şimdi burası Ankara ama Gölbaşı da Ankara olarak geçiyor ama şehrin dışı mesela. Ya da Kazan da Ankara olarak geçiyor. Öyle düşün. Yani hedefine bir adım bile daha yakınsan ayıracağın süre, yapacağın strateji orada bile değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Bu yüzden eğer bu verdiğim bilgiyi ilk kez duyuyorsanız, seminerime ilk kez katılıyorsanız ekran görüntüsü alabilirsiniz. İşinize çok yarayacak. Eğer aranızda kayıtlı öğrencilerim varsa ya da tek üzeme kayıt olmayı düşünen öğrencilerim varsa biz kayıtlı olan bütün öğrencilerimizle arkadaşlar garanti öğrenme modeline uygun derslerdeki seviyelerini ölçerek seviyelerine özel bir program hazırlıyoruz. Bunu yapay zeka akıllı sistemimiz yapıyor. Önce seviyenizi ölçüyor. Sonra yapacağınız çalışmayı belirliyor. Size ise kıymetli öğrencilerim sadece bu hazırlanan çalışmaya uyum sağlamak kalıyor. Anlaştık mı? Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Oldukça işinize yarayacak. Alın bence ekran görüntüsü. Şimdi geliyorum. Artık hazırsak arkadaşlar ders çalışma programımızı birlikte hazırlayacağız. Şimdi bundan sonra ilerleteceğim süreç yani programı hazırlamak için gireceğim alan bizim kendi resmi web sitemiz arkadaşlar. TEKUZEM, Milli Eğitim Bakanlığı ve Teknokent'e bağlı 10 yıldır hizmet veren bir uzaktan eğitim kurs merkezi arkadaşlar. Bizi çok duymuşsunuzdur. Başarı oranımız çok yüksek. Binlerce kayıtlı öğrencimiz de var arkadaşlar bu arada. Ve bizim en temel diğer kurumlardan ayrılan özelliğimiz ve farkımız biz seviyeye özel, öğrenciye özel bireysel ders çalışma programı hazırlayan, yapay zeka desteğiyle çalışan akıllı bir sisteme sahibiz arkadaşlar. İşte şimdi gireceğim bu alan TEKUZEM'in eğitim sisteminin alanı. Yani bu yüzden beni dikkatli bir şekilde izlemenizi, attığım adımları güzelce incelemenizi istiyorum. Çünkü sadece bu seminere katıldığınız için kendime hazırladığım örnek program gibi siz de bir kereye mahsus yapay zeka sistemi üzerinden kendinize örnek bir ders çalışma programı hazırlayabileceksiniz. Sistemimizi deneyimleyip kayıt olmaya o şekilde karar verebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Hemen sayfama giriyorum. Burası arkadaşlar TEKUZEM'in resmi web sitesi tekuzem.com. Bunu da atayım ben size. Buraya girdiğimde hatta bakın arkadaşlar burada çeşitli çalışmalar var. Mevcut seviyeni belirle, öğrenme karakterini keşfet, çalışma programı oluştur. Bunları da inceleyebilirsiniz. Onun dışında bakın Tekuzem'le başaranlar, Türkiye birincilerimiz, Türkiye derecelerimiz, YKS için, diğer bütün sınavlar için, Tekuzem öğrencilerinden, kayıtlılardan, sistemi kullananlardan gelen yorumlar, bunları da inceleyin arkadaşlar. Eğitimlerimizi de inceleyebilirsiniz. Seminerlerim düzenli olarak oluyor. Katılmak isterseniz seminerlerime de katılabilirsiniz arkadaşlar. Bakın seminerlerimi haftalık canlı ders takviminden takip edebilirsiniz. Yani sitemizi güzelce bir inceleyip kurcalayın arkadaşlar. Ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi gelelim. Nasıl gireceğim? Hemen önce bir çıkış yapayım. Ha. Şimdi burada arkadaşlar sağ üst köşede giriş yap yazan bir alan var. Buna tıklayacağım. Burası benim kendi öğrenci panelime kayıt olduktan sonra da gireceğim alan. Kendi kullanıcı ismim ve şifremi giriyorum. Zaten bu seminere girerken arkadaşlar kullandığınız bir kullanıcı adı ve şifre var. Bunlarla gireceksiniz. Yani o sizin misafir öğrenci bilgileriniz. Anlaştık mı? Şimdi giriş yap dedim. Evet. Karşıma arkadaşlar bir saniye. Evet kıymetli öğrencilerim karşıma
Yapay zeka desteğiyle çalışan akıllı sistemin ön yüzü gelecek. Burada sizin adınız soyadınız yazacak. Tek uzam YKS tayfa yazan yerde. Onun dışında kendi öğrenme yapınızı, derslerdeki seviyelerinizi öğrenmek için bir kereye mahsus arkadaşlar sadece tek uzamda olan eğitim analizlerimiz ve seviye belirleme sınavlarımızı çözebilirsiniz. Hatta programı hazırlamadan önce çözerseniz program gerçekten amacına hizmet eder. Seviyenizi ve eksikliklerinizi bilerek hazırlandığı için çok fazla işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Bu zilin üstündeki 11'e tıkladığımda karşıma akıllı sistemin beni tanımak için özel olarak geliştirdiği analiz testleri ve seviye belirleme sınavları geliyor. Bunları çözdükten sonra çalışma takvimine tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladığımda şimdi ne dedim arkadaşlar? Bir kağıda kaleme günde kaç saat çalışacaksın? Hangi derslerle başlayacaksın? Kaçla kaç arasında çalışabileceksin? Bunları belirleyeceğiz demiştim ya arkadaşlar. Her öğrenci özeldir. Tıpkı Can ve Ecem gibi aynı programı uygulamamanız gerekiyor. Çünkü sizin ihtiyaçlarınız farklı demiştim ya. İşte şu iki testte, analiz ve sınavlarda ihtiyacınız belirlenecek. Eksik analiziniz yapılacak çalışma takviminde de siz günlük sorumluluklarınıza göre hangi derslerle çalışmaya başlayacaksınız? Günde kaç saat çalışacaksınız? Hangi günler kaçla kaç arasında çalışacaksınız? Bunları güzelce seçeceksiniz arkadaşlar. Mesela ben AYT için kendime örnek bir program şimdi hemen hazırlıyorum. Bütün dersleri seçiyorum. Siz istediğiniz dersleri seçebilirsiniz. Burası öğrencinin inisiyatifinde olan bir alan olduğu için öğrenci istediğini seçmekte özgür. İstediği kadar süre vermekte de özgür arkadaşlar. Derslerimi güzelce seçtim. Nereden seçtim? Çalışma alanı belirleden program derslerini seçtim. Kaydete tıkladım. Sonra çalışma alanı belirleye tıklıyorum. Arkadaşlar okula gidiyor olabilirsiniz. Staja gidenler vardır. Evde sorumlulukları olanlar vardır. İşe gidenler vardır. Yani yoğunluğu olanlar eminim ki vardır. İşte bütün bu yoğunluklara rağmen bunlarla birlikte bizim amacımız derece elde etmek, kazanmak olduğu için günlük olarak kaç saatlik bir çalışma alanınız varsa, çalışma boşluğunuz varsa tek tek özeli seçip günleri seçip buraya gireceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu program bir grup programı değil, sadece size özel hazırlanan bir program. Ben kendimden örnek vereceğim. Ben diyelim ki çalışan bir YKS öğrencisiyim. Hafta sonu izinliyim, hafta içi işteyim. Hafta içi için kendime ayrı bir program hazırlayacağım. İzin günlerim için kendime ayrı bir program hazırlayacağım. Hemen seçelim. Hafta içi saat 5'te başlayayım. 9'a kadar bence çalışabilirim. 17 ile 21 arası. Bak, şurada yeterli süre oranı var. Flu görünüyor. Onu birazdan netleştireceğim. Yani şurayı seçtiğimde arka plan netleşecek. %69 görünüyor. Bu benim seviyeme göre verdiğim sürenin ne kadar yeterli olduğunun oranı. Yani şu an hafta sonu çalışmazsam, sadece hafta içi çalışırsam sürem yeterli değil arkadaşlar. Bu yüzden yeni süre ekliyorum. Hafta sonunu da ekliyorum. Hafta sonu da şimdi kendi işlerim de oluyor. Sizin de eminim öyledir. Saat 11 ile 15 az gelir. 17. Saat 11 ile akşam 5 arası için programımı hazırladım ve bakın arkadaşlar şu an sürem hedefim için yeterli. %111 oranında yeterli bir süreye sahibim. Yani hazırlattığım programı uygularsam kesinlikle kazanacağım anlamına geliyor bu. Riskim yok. Hiçbir şekilde şu an riskim sıfır. Bakın burası benim program saatlerim. Çalışma programı oluştura tıklıyorum. Şu an sistem dönüyor. Karşıma programımı getirecek.
Arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi programı hazırladım. Takvime git diyorum ve günü gününe, saati saatine, mola sürelerine kadar sadece bana özel hazırlanan programım işte şimdi karşımda. Aslında hepimizin hayalini kurduğu şey bu değil miydi arkadaşlar? Ben birçok yaptığım koçluk görüşmelerimde hep duyduğum şey, hocam ben ne zaman ne çalışacağımı, ne kadar çalışacağımı, nereden çalışacağımı, nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Eğer bunlar bana söylense ben çalışkan bir öğrenciyim, ben çalışırım diyorlardı arkadaşlar. Eminim sizin içinizde de böyle söyleyen öğrenciler var. Gerçekten arkadaşlar seviyenize özel dakika dakikasına hazırlanan bir program olduğunda uymak daha kolay. Çünkü şu an ben eminim birçoğunuz destek almıyor. Birçoğunuz evdesiniz, programınız yok, kaynağınız yok, öğretmeniniz yok, yönlendiriciniz yok ve her şey size bakıyor. Sizin de motivasyonunuz bir düştü mü çat. Bütün bir geleceği mahvedebiliyoruz arkadaşlar. Belki farkında olarak, belki de farkında olmayarak. YKS ciddi anlamda milyonların yarıştığı bir sınav. O yüzden böyle hani kaçak göçek ya da bir çalışayım bir çalışmayayım diyerek başarıya ulaşabileceğimiz bir sınav türü değil. Çünkü rakip sayısı çok yüksek. Hedefleriniz de zaten yüksek arkadaşlar. Bunun için sizin böyle bir sistematiğe ihtiyacınız var. Böyle bir disipline ihtiyacınız var. Dakikası dakikasına size söylenmesine, sizin de uyum sağlamaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Bakın Merve ne diyor? Hocam bu program gerçekten çok iyi oldu. Aynen öyle Merveciğim. Kendine özel programı bir defaya mahsus misafir öğrencimiz olduğunuz için yapay zeka sisteminden hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kayıt olursanız istediğiniz kadar sınav terine kadar bütün haftalarda zaten yapay zeka size özel programını hazırlayacak diyebilirim. Şimdi peki programı hazırlamak yetti mi arkadaşlar? Hayır. Ben bir öğrenci olarak hazırlanan programa uymak zorundayım. Nasıl uyacağım? Karşıma çalışacağım ders ve konu geliyor. O konuda ne çalışacağım da geliyor, ne tür bir çalışma yapacağım da geliyor. Mesela kim kimya dersinde atom modelleri ve özelliklerinden konu anlatımı çalışacağım. Peki biraz beyin fırtınası yaparsak hangi aşamadaki öğrenciler konu anlatımı çalışırdı arkadaşlar? Kaçıncı basamaktaydık? Tabii ki Merveciğim fiyatlarla ilgili de bilgi aktaracağım. Önce bir programın mantığını anlayalım oraya da geleceğim. Konu anlatımını kim çalışırdı arkadaşlar? 5 basamaklı bir merdiven göstermiştim. Hatta ekran görüntüsü de alın demiştim. Biraz zihnimizi yoklayalım, gözümüzü kapatalım, gözümüzün önüne gelir belki. Arkadaşlar konu anlatımını ikinci seviyede olan öğrenciler çalışırdı. Yani o konuya dair hiçbir bilgisi ve temeli yok. Sıfırdan konu anlatımına ihtiyaç duyuyor. Yani ben kimyada konu anlatımı çalışmam isteniyor. Tıklıyorum. Çalışmaya başla diyorum ve çalışıyorum. İşte yapmam gereken tek şey sadece ve sadece bu. Yani programımı hazırladı yapay zeka bana. Programımı önüme getirdi. Yapacağım çalışmaları da önüme getirdi. Benimse tek sorumluluğum bana özel hazırlanan ders çalışma programına uyum sağlamak oldu arkadaşlar. Bakın pazar gününe kadar bütün yapacağım çalışmalar burada. Peki biz bununla yetiniyor muyuz arkadaşlar? Hayır. Eğer yapay zeka sistemine kayıt olursanız biz size ihtiyacınız olan bütün konu anlatım videolarını, sistemimizde, arşivlerimizde yer alan tekrar soru çözüm videolarını, YKS için geçen hafta sıfırdan başlayan canlı derslerimizi, dijital PDF ders notlarımızı, Türkiye geneli deneme sınavlarımızı, konu tarama testlerimizi, bunların hepsini de hediye edeceğiz arkadaşlar. Yani biz sadece size programınızı hazırladık. Hadi gidin istediğinizi yapın demeyeceğiz. Yapay zeka sistemimiz sizi her an takip edecek. Haftalık olarak performans raporunuzu görebileceksiniz. Ne kadar çalıştım, ne kadar uyum sağladım, ne kadar verim aldım ya da alamadım, bunların tamamını da görebileceksiniz arkadaşlar. Yani bu sistem sizin sanal
koçunuz olacak. Bakın burada deneme sınavları var. Kayıt olduğunuzda burada gördüğünüz bütün denemeler size açılacak. Şimdi biraz notları inceleyelim. Bakın burada arkadaşlar ders notlarım var. 24 ve 25 için kayıt olduğunuzda direkt canlı derslerden de faydalanabileceğiniz için arkadaşlar ben örnek bir not açtım şu anda. Burada fasikül fasikül tüm notlar var. Seminerden sonra da girip güzelce inceleyebilirsiniz bu arada. İnceleyin, kurcalayın arkadaşlar. Bakın burada bütün notlar var. Ve video dersleri en sevdiğim yer. Arkadaşlar biz öğrenmeyi 5 aşamaya böldük demiştim ya. İşte bu 5 aşamada da yapmanız gereken çalışmaların hepsi burada. Ön hazırlık videoları var, konu anlatım videoları var, tekrar videoları var, soru çözüm videoları var, dev genel tekrar kamplarının videoları var. Yani bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği bütün seviyelere uygun tüm eğitim içerikleri var arkadaşlar. Siz de sadece buna uyum sağlıyorsunuz. Başka bir sorumluluğunuz düşünün ki kalmıyor arkadaşlar. Bakın örnek bir ders açacağım şimdi kendime. Sayı kümeleri basit bir konu açtım. Matematik. Siz tabii ki de bakabilirsiniz bu arada. Fiziğe bakalım. Bakın burada fiziğin alt dalları ile başlıyor. Birkaç videomuz misafir öğrenci olarak açık arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Çok faydalı içerikler. Ben kesinlikle çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir de dediğim gibi üzerine canlı derslerde cabası, ister canlı derse gir öğretmenle işle konuyu, ister vaktin olmasın videosunu izle aynı şeyi, aynı bilgiyi, aynı içerikte, aynı kazanımda almış oluyorsun. Ve haftalık olarak performans raporunda sistemdeki performans alanına yükleniyor. Yani bu hafta yüzde kaç öğrendin, yüzde kaç çalıştın, yüzde kaç verimli bir hafta geçirdin bunların hepsini görebiliyorsun. Yapay zeka sistemi her hafta ders çalışma programını otomatik olarak güncelliyor arkadaşlar. Yani sizin koçunuz artık bir öğretmen ya da bir insan değil arkadaşlar. Zaten ben hiçbir zaman öğrenci koçluğunu %100 doğru bulmadım. Çünkü öğrenci koçunu yönlendirebilir, yanlış yönlendirebilir, yalan söyleyebilir ama bir yapay zeka sistemini hiç kimse kandıramaz arkadaşlar. Çünkü o ödevi ya yapmışsındır ya yapmamışsındır. Ortada bir cevabı yok. Ama bir insan olduğunda araya duygular girebilir, suistimal edilebilir. Çalıştım diyebilirsin ama çalışmamış olabilirsin. 100 soru çözdüm diyebilirsin ama belki 50 soru bile zor çözmüşsündür. Doğru ve yanlış sayını yanlış iletebilirsin arkadaşlar. Hepimiz insanız, bunları yapabiliriz. Yani %100 güvenli değil. Ama yapay zeka sistemi %100 güvenli. Çünkü işin içerisinde bir insan yok. Bir beşer yok arkadaşlar. Her şeyi sistem yapıyor. Şimdi geldim ücretlere. Şu an bu seminere özel arkadaşlar. Yarın saat 17'ye kadar geçerli. Yani tam seminerimizin başlangıcından 24 saat içerisinde kayıt olmanız halinde sıfırdan başlayan canlı kurslarımız ve yapay zeka sistemimiz her şey dahil full paketimiz arkadaşlar. Tüm eğitimler var bu arada. Eşit ağırlık, sayısal sözler hepsi var. TYT'de var. İkili paketlerimiz normalde 15.000 TL iken %20 indirimle birlikte 12.000 TL'ye kadar seminere özel fiyatımız düşüyor arkadaşlar. Bütün bu saydığım her şey TYT, AYT eğitimi, sıfırdan başlayan canlı dersler ve en önemlisi her gün programınızı dinamik olarak hazırlayacak olan yapay zeka akıllı koçunuzun bir yıl boyunca sınav tarihine kadar toplam ücretlendirmesi sadece ve sadece yarın akşam 17'ye kadar 12.000 TL arkadaşlar. Bakın bir hiç parası 12.000 TL'ye bütün geleceğini satın almış oluyorsun. Verim alabileceğin bütün içeriklere en önemlisi bireysel ders çalışma programına
sahip olmuş oluyorsun arkadaşlar. Eğer kayıt olmak isterseniz bu yıl tek uzamlı hedefinize, hedeflediğiniz o yüksek dereceyi ve fakülteye ulaşmak, bizimle ilerlemek isterseniz arkadaşlar, şimdi sistem yöneticimin ilettiği linke tıklayın. Aileleriniz yanınızdaysa, onların soruları varsa, merak ettikleri konular, öğrenci koçlarım aradığında lütfen onlarla da görüştürün. Seve seve ailenize de bu sistemi anlatırız arkadaşlar. Seve seve sorularını yanıtlarız. Burada söz konusu sizin geleceğiniz ve bir yıl daha bilerek isteyerek kaybetmenizi hiçbir öğrencimin, hiçbirinizin kesinlikle istemem. Ben isterim ki bu yıl o yıl olsun arkadaşlar. 2025'i altın harflerle tarihe yazdıralım isterim. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar, özellikle içinizde destek almayan, herhangi bir koçluk, rehberlik, mentorluk ya da herhangi bir psikolojik destek, bir eğitimsel danışmanlık almayan öğrencilerin bu yıl işleri zor, her yıl zordu arkadaşlar. Bakın, normalde bir destekle tek yılda bitirebileceğim bir sınavı 3 yıla, 4 yıla, belki 5 yıla bölüyorsun. Belki tasarruf ediyorsun paradan ama zamandan tasarruf edemiyorsun. Zaman paradan çok daha önemlidir arkadaşlar. O yüzden kayıt olmak için sistem yöneticimin, tek uzemin ilettiği linke herkes tıklasın arkadaşlar. Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. Kursa kayıt olmak istiyorum ya da sorularım var, yazmanız yeterli. En geç 24 saat içerisinde yarın akşam 17'ye kadar sizi arıyor, kayıtlarınızı tamamlıyor olacağız arkadaşlar. Dolu dolu bir süreç geçirmenizi diliyorum. Bu yıl inşallah hepimizin yılı olur arkadaşlar. Hepinize de güzel katılımınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın kıymetli YKS öğrencilerim. Kucak dolusu sevgiler ve öpücükler gönderiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Eğer tek uzamlı olursanız çok daha sık zaten görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın kıymetli öğrencilerim. Görüşmek üzere. Tamamdır Eren'cim, linke tıklayanları hemen arayacağız. Bu arada indirimden sadece tıklayanlar faydalanabiliyor. İndirimin geçerlilik süresi yarın akşam 17 arkadaşlar. Şimdi tıklayan bütün öğrencilerimize, öğrenci koçlarım, özellikle YKS öğrenci koçlarım arayıp bilgilendirip kayıt işlemlerini tamamlayacaklar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.